Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Erkan hocam merhaba. Benim hikayem daha 16 yaşındayken başladı. Öncesinde babam bekarken babama bir cinliğe aşık olmuş. Babam böyle şeylerden aşırı derecede korkar. Babama görününce babamın korkudan neredeyse dili tutulacakmış. Cinliğe babama deli divana aşık olmuş. Bunu babama söylemiş. Tabi babam korkudan gitmesini ve ondan uzak durmasını istemiş. Nasıl oldu o da ben de bilmiyoruz ama cinliğe o gün bugündür babamla uğraşmamış. 16 yaşındaydım. O yaz çalışıyordum. Kuzenim yurt dışında yaşıyordu. Yaz sezonunda ailecek İstanbul'a gelirlerdi. İki çocuğu vardı. En küçüğü çok yaramazdı. Geldikleri akşam ben yatağıma uzandım. Malum sabah 9'da işe gidecektim. Benim uykum aşırı derecede hafiftir. Yüzüm duvara dönük şekilde uyumaya çalışıyordum. Kısa süre sonra birisi odama gelip yatağıma uzandı. Kulaklarımla ve burnumla oynamaya başladı. Kuzenimin küçük oğlu Emir diye düşündüm. Gülümseyerek hadi uyu sabah erken kalkacağım dedim. Arkamda Emir sandığım şey birden bana sarılınca ben de ona sarılmak için döndüm. Ama kimse yoktu. Tüylerim diken diken oldu. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. İnce çarşafın altına girip gözlerimi kapattım. Sanki o incecik çarşaf beni koruyacakmış gibi. Bir süre sonra uyuyakalmışım. Aradan birkaç hafta kadar geçti. Ben olayı unuttum. Ama bir gece yatarken yataktan havaya doğru yükseldiğimi fark ettim. Beni ranzadan aşağı, baş aşağı dimdik tuttular. O an dua okumak aklımın ucundan bile geçmedi. Ne kadar süre öyle kaldım bilmiyorum ama nihayet aklıma dua etmek geldiğinde bildiğim duaları okumaya başladım. Beni sert bir şekilde yatağıma bıraktılar. Korkudan öyle bir titriyordum ki neredeyse ranzada titreyecekti. Bunun nasıl ve neden olduğunu düşündüm. Tabii korkudan ne kadar düşünebilirsem yine uyuyakalmışım. O olayın üzerinden 4 yıl geçmişti ve hiçbir şey olmadan normal bir insan gibi yaşamıştım. Askerlik görevimi yerine getirmek için Doğu Anadolu bölgesine gittim. Askerliğim çok zor geçti. Pusuya düşme, çatışma falan. Tim'den bir arkadaşım vardı. Fatih. Çok samimi olduğum birisi değil ama çok iyi anlaşırdık. Mevzide nöbet tutmaya başladık. Aradan günler geçti. Bir gün gececiydik. Makara kukara muhabbet sohbet derken konu geldi cinlere. Dediğine göre bir ara ona cinler görünmüş. Biraz korkuyla anlatmaya başladı. Bir gece odama girdiğimde yatağımda biri yatıyordu. Ufak bir korku bedenimi sarmıştı ama merak işte. Yavaşça yatağa doğru yürümeye başladım. Yatağın yanına yaklaştığımda o şey birden ayaklanıp bana baktı. Yanmış gibi duran yüzü, uzun kirli sakalları, sivri dişleri vardı ama boy tavana değiyordu. Onu gördüğümde korkudan bayılmışım. Anam babam girmiş odaya. Ayılttılar beni. Ne oldu falan demeye başladılar. Korkudan konuşamadım bile. Babam imam herhalde durumumu anladı. Hemen okumaya başladı. Birkaç saat sonra kendime geldim. Her şeyi anlattım. Babam ertesi gün tanıdığı bir hoca bulup muska yazdırdı. Allah şükür o gün bugündür iyiyim dedi. Ben de benim yaşadığım olayı ilk kez Fatih'e anlattım. Bugüne kadar kimseye anlatmamıştım. Fatih iyice gerilmişti. Konuyu kapatalım dediğinde tamam deyip karşıya baktım. Mevzi bayağı bir karanlıktı. Çalılardan ses geldiğinde Fatih iyice gerilmişti. Ben biraz soğukkanlı davranarak hemen gece görüş dönüpünüyle çalıyı gözetlemeye başladım. Bir canlıya dair hiçbir belirti yoktu. Yarım saat kadar baktım. Fatih, ben komutanlara haber vereyim dedi. Ses titreyerek. Ona bakıp, oğlum sakın mevziyi terk etme. Ağzımıza tükürler vallahi dedim ama Fatih beni dinlemeden gitti. 10 dakika sonra tim komutanımıza geldi. Komutan iyi adamdı. Bana bakıp, ses nereden geldi evlat dedi. Sesin geldiği yeri elimle işaret ederek tarif ettim. Komutan dikkatle baktıktan sonra oğlum domuz var. Korkmayın bu kadar dedi. Fatih biraz rahatladı. Tim komutanı tam giderken sesler bir anda çoğalıp bize doğru hızla yaklaşmaya başladı. O an içimden aha naneyi yedik dedim. Komutan hızla silahını çekip bize yaklaştırmayın ne görürseniz vurun dedi. İkimiz de nişan aldık. Kırma kolunu çekip bekledik. Resmen ordu gibilerdi. Sürü ikiye ayrılıp çalılar bitmeden sağa sola ayrılarak uzaklaştılar ama biz bir türlü göremedik. Tim komutanı gelmezler artık. Gelecek olurlarsa da vurun bir şey olmaz deyip gitti. 2 saat sonra Fatih istişareye gitti. 15 dakika sonra gelecekti. Fatih gidince hemen gusül almış. Üzerindeki muskayı da çıkarmış.
Üzerini giyerken de unutmuş takmayı. Tabii ben de Fatih yokken en ufak bir çıtırtıyı bekliyordum. Duysam anında sıkacaktım. Fatih gelir gelmez yaklaşık 15-20 tane domuz bize doğru öyle bir koşarak gelmeye başladılar ki böyle bir hız yok. Resmen çita gibiydiler. Hemen nişan alıp çallardan çıkanı vurmaya başladık. Fatih seriye bağladı. Ardı ardına ateş ediyordu. Tim komutanı ve yanında bir uzman yanımıza geldi. Uzman, ne oldu evlatlar dedi. Ben de telaşla, komutanım, domuzlar bize doğru hızlı bir şekilde gelince biz de ateş ettik dedim. Komutan gece görüş dürbünüyle domuzlara baktı. 17 tane vurmuşsunuz. Dikkatli olun diyerek gittiler. 2 saat sonra hava aydınlanmaya başladı. Şafak sökünce bir baktık ki bir tane bile domuz yok. Fatih bana bakıp nasıl olur lan komutan saydı. 17 tane değil mi dedi. Daha beni dinlemeden komutanımızı çağırmaya gitti. Kısa sürede geldiler. Komutan da şaşırarak la ilahe illallah ben saydım oğlum 17 tane var dedi. Olan bitene biz anlam veremedik. Benim aklıma onların domuz değil de cin olması gelmişti. Kendi kendime tövbe tövbe diyerek aklımdakileri kovdum. Nöbet değişiminden sonra Fatih ve ben uyku tulumlarına girip uyuduk. O gün ikimiz de benzer rüyalar görmüştük ama tam hatırlayamıyorduk. Fatih bana bakıp sana bir şey diyeceğim ama korkma dedi. Kaşlarımı çatıp buyur de dedim. Fatih korkuyla etrafına bakıp onlar kesin cindi. İlk saldırdıklarında boynumda muska vardı. Kesin ondan yaklaşamadılar. Dün gusül aldım. Ben hiç abdestsiz gezmem. O zaman muskayı çıkardım. Çantanın dibinde unutmuşum. Kesin muska olmayınca saldırdılar dedi. Derin bir iç çekip kurban olayım Fatih. Bir daha sakın çıkarma dedim. Fatih boynundaki muskaya dokunup çıkarmam merak etme dedi. Askerde başka bir olay yaşamadık. Askerlik bitince terhis alıp evlere döndük. Eve geldiğimde babam hariç herkes ağlayarak karşıladı beni. Babam kolay kolay ağlamazdı. Annem güzel bir sofra hazırladı. Hep beraber konuşarak uzun bir yemek faslı yaptık. Askerlik bitmiş, normal hayata dönmüştük. Çalışmaya başladım. Ardından 2 sene sonra ablam istemeye geldiler. Bir zaman sonra evlendiler. Zaman geçerken ben de namaz kılmaya başladım. Sakal bırakıp bir cemaate katıldım. Sakallar uzamaya başladı. Biz memleket olarak Makedonya göçmeniyiz. Bizimkiler uzun sakala karşıdırlar. Hatta hiç sevmezler. Bir gün babamla bu sakal mevzusundan kavga ettik. Ablamın eşini arayıp onlarda kalmak için izin aldım. Eniştem geldiğince apar topar gittim. Aradan bir hafta sonra ablamlar köye gittiğinde evde tek başıma kaldım. Namaza başladığımdan beri korku falan kalmamıştı. Ertesi sabah iş yerinde sevdiğim bir abi bana muhabbet kuşu hediye etti. Onu ablamın evine bırakmak için öğle arasında çıktım. Zaten ev çalıştığım yere çok yakındı. Kuşu eve bıraktığımda çıkmak için hazırlanırken ablam aradı. Yağmur yağacağını ve camları kapatmamı söyledi. Dediğini yapıp çıktım. Akşam 7'de işten çıkıp eve geldim. Camlar sonuna kadar açık, perdeler duvarın dibine kadar çekilmişti. Oysa ben kapattığımdan o kadar çok emindim ki. Camları kapatıp perdeleri çektim. Kendime yiyecek bir şeyler hazırlayıp yedikten sonra kuşla oynamaya başladım. Yatmadan önce kafesi masanın üstüne bırakıp odama gidip yattım. Sabah kalkıp üzerimi giydim. Tam odanın kapısından çıkarken bir şey dikkatimi çekti. Kafes masanın üzerinde yoktu. İçim bir tuhaf oldu. Mutfağa girdiğimde kafes tezgahın üzerindeydi. Sanki onu birisi öylece oraya atmış gibi duruyordu. Hızlıca gidip aldım. Masaya koydum. Kuşun su kabına yeni su doldurup evden çıktım. Akşam eve geldiğimde kuşla oynamak istiyordum ama o bayağı durgundu. Kafesinden daha iyi çıkmadı. 2 gün içinde de bütün tüyleri döküldü. O sabah namaz kılarken arkamda bir şey hissettim ama namazımı bozmadım. Her gün sabah namazından sonra Vakıa suresini okurdum. O gün de odaya doğru çapraz durup Vakıa suresini okudum. Okuduğumda o varlık sure bitene kadar bekleyip odadan yavaşça çıktı. Her sabah namazında aynısı oldu fakat her gün birer birer çoğalıyorlardı. En sonunda da okumadığım zaman ne olacak diye düşünüp okumadım. Resmen okuyana kadar beklediler. İçlerinde en arkadaki bayağı uzun boylu bayağı bir heybetliydi. En sonunda okumaya karar verip okudum. Sure bitince hepsi yine sırayla gittiler. Ertesi gün anneme anlattım olanları. Zaman kaybetmeden aşağı mahalledeki arkadaşına götürdü. Kocası hocaymış. Adamı gördüğümde hiç gözüm tutmamıştı. Adam baş parmağıma birkaç Arapça kelime yazdı. Önündeki küçük kasedeki şeyi parmağıma sürdü.
Ardından çakmağı yaktı. Parmağım tutuşmaya başladı. Saniyelik bir hareketle elim bacaklarımın arasına koyup söndürdüm. Öfkeyle hocaya bakıp, "Hocam sen ne yapıyorsun?" diye bağırdım. Hoca karısına, "Su koymadım sen buna?" dedi. Hemen küçük kaseyi koklayıp, "Aseton bu. Sen deli misin kadın?" diye bağırdığında benim sigortalar attı. Sinirle ayağa kalkıp akşam akşam ağzını burnunu kırdırma bana. "Yürü kalk gidiyoruz," dedim anneme. Hoca bozuntusu ne kadar otur falan dese de bir ışınla çıktım evden. Annemi eve bırakıp ablamların evine geçtim. İçeriye girdiğimde benim odamın ışığı yanıyordu. Odaya girdim. Bir tane cin benim yatağımın üzerine oturuyordu. Hiç korku yoktu içinde. Cine bakıp "Selamun aleyküm," dedim. O da "Aleyküm selam," dedi. Yüzünü bana çevirdiğinde fark ettim ki o bir cinne aydı. Bizim cemaatin hanım ablalarımızın giydiği çarşafın aynısını giymişti. Bembeyaz teni, Sibirya kurduna benzeyen buz mavisi gözleri vardı. Cinne'ye dikkatle bakıp "İsminiz nedir?" dedim. Cinne gözlerime bakıp "Fatma Ayşe," dedi. Ardından derin bir nefes alıp "Neden geldin?" diye sordum. Cinne gözlerime bakmaya devam edip "Benim annem yıllar önce babana aşık olmuş. Baban ise korkudan kovmuş. Sakın bana bulaşma," demiş. Annem onu çok sevdiğinden bir daha bulaşmamış. Sonra başka bir cinle, yani babamla evlenmiş. Bizler olduk işte. Bir gün annem bana babandan bahsetti. "Bir ara sizin evinize geldik. Sen yatıyordun. Ben sana sırf biraz eğlenmek için kulağınla, burnunla oynayıp sana sarıldım. Sırf seni korkutup biraz eğlenmek içindi. Sen arkanı dönünce ben de saklandım. Çocukluk işte. Ara ara seni korkutmak için geldim ama yavaş yavaş sana aşık olmaya başladım," dedi. Ardından devam etti. "Ben sık sık seni izlemeye gelirdim. Bir gün sabah namazdan sonra senin okuduğun sureyi dinlemeye başladım. Sonra her sabah namazında senin yanına erkek kardeşimle gelip birlikte dinlemeye başladık. Vaka suresini okuyup giderdik. Kuşunu ise benim en küçük kardeşim atmış. Seni korkutmak için tüylerini yolmuş," dediğinde derin bir nefes alıp "Anladım," dedim. Fatma ayağa kalkıp "Benim gitmem gerekiyor," dedi. Ona bakıp "Allah'a emanet ol," dedim. Fatma kapıdan çıkıp kayboldu. Arkasından bakarken "Ne güzel bir cinniya," diye geçirdim içimden. Ardından yatağa uzanıp uyudum. Rüyamda da onu gördüm. Utangaç bir şekilde bana bakıyordu. Sabah olduğunda namazdan sonra o gelmedi. Kardeşi geldi. Kardeşine bakıp "Fatma ve diğerlerin nerede?" diye sordum. Cin yüzüme bakıp "Babam izin vermedi. Ben de gizlice geldim. Fatma bir süre gelemez," dedi. Ben de başımı aşağı yukarı sallayıp "Hayırlısı olsun," dedim. Birkaç gün sonra ablamlar geldi. Ablam etrafa bakıp "Her yer ne kadar derli toplu. Senden beklemezdim," deyip güldü. Ben de güldüm ama ben elimi dahi sürmemiştim. Meğer Fatma ve kardeşleri beraber ben evde yokken topluyorlarmış etrafı. Aradan 4 yıl geçti. Hep düşündüm. Acaba neden gelmiyor diye. Fatıma'nın güzel yüzü aklından gitmiyordu. Bir gün bana kuşu veren Halim abi beni arayıp evde bir muska bulduğunu ve ne muskası olduğunu söylemem için beni çağırdı. Motoruma atlayıp hemen onun evine gittim. Bizim cemaatten iyi bir hocayı arayıp muskayı nasıl çözeceğimi sordum. Hoca bana önce sirkeli suya koymamı, bir saat sonra ise yakmamı söyledi. Okuyacağım duaları da söyledikten sonra dediklerinin aynısını yapıp muskayı yaktım. O gece rüyama bir cin girdi. Öfkeden parlayan gözlerini gözlerime dikip "Sen benim zürriyetimi yaktın. Bu iş burada bitmez," dedi ve gitti. Belli bir süre hiçbir şey olmadı. Kendime hayallerimdeki gibi hız motoru aldım. Bir gün motorla hız yapmak istedim ve otobana çıkıp son gaz gitmeye başladım. Epey hız yaptıktan sonra yavaşlamak için frene bastım ama ne ön ne de arka fren tutuyordu. O an öleceğimi düşündüm. Vites düşürerek yavaşlatmak istedim fakat vites pedalı yok gibiydi resmen. Birden frenler kendinden tutmaya başladı ve durdum. Elim ayağım titreyerek indim aşağı. Sıfır motor. Niye böyle yaptı diye düşünürken servisi aradım. Motor frenleri tutmuyor. Az kalsın kaza yapacaktım, dedim. Kısa süre sonra servis geldi. Sağına soluna baktılar. Adamların biri motora binip kısa ve hızlı bir tur attı. Adam inip "Motorun frenleri sapasağlam," dedi. Sinirli adama "Kardeşim durduk yere yalan mı söyleyeceğim?" dedim. Adam beni sakinleştirmek için "Dur abi, bilgisayara bağlayalım. Arızası olduysa çıkar," dedi. Bilgisayara bağladı. Motor hiç fren arızası vermemiş. Şaşkınca adama bakıp "Nasıl olur?" Neredeyse vites düşürerek durdurdum. Durmaya yakın frenler anca tutmaya başladı, dedim. Adam bana "Yok abi, motor sağlam, sıkıntı yok," dedi. Fazla uzatmamak için "Tamam," dediğimde adamlar gitti. Gergin şekilde motora binip
hız yapmadan eve döndüm. Ertesi gün teyzemler araya girip babamla aramı düzeltti. Ben de ablamla vedalaşıp kendi evimize döndüm. O gece rüyama zürriyetini yaktığımı söyleyen cin tekrar girdi. Yüzündeki belirsiz bir ifadeyle seni yolda giderken öldürecektik. Sen dua et, bir cinna gelip son anda kurtar dedi. Ardından sinirle o cinna beni yakaladı. Seni paramparça ederim dedi. Seninle uğraşmamak şartıyla serbest bıraktı beni. O kabile bizden çok güçlü. Sana hiçbir şey yapamam artık. Sen o cinnaya borçlusun canını dedi. Bir anda nefes nefese uyandım. Kan ter içinde kalmıştım. Biraz sonra da sabah namazı okundu. Yataktan kalkıp duş aldım. Sabah namazını kılmak için hazırlanırken odaya Fatıma'nın kardeşi Yusuf girdi. Onu gördüğüme o kadar sevinmiştim ki hemen "Neredeydiniz senelerdir?" dedim. O anda kardeşim odaya girip kendi kendine "Ne konuşuyorsun abi?" dedi. Kardeşim bu tarz olayları dinlerken bile korkardı. Onun korkmaması için bir şey yok. Yatıyorsan, uyumak istemiyorsan da abdest al, gel namaz kılalım dedim. Kardeşim odadan çıkarken "Yok uyuyacağım ben" dedi. O gün sabah namazını Yusuf ile kıldık. Ertesi sabah namaza Yusuf yine geldi. Yanında birkaç tane daha cinle beraber kardeşleriymiş. Namazdan sonra Yusuf anlatmaya başladı. "Sen geçen gün motorla gezerken Fatıma ablam seni takip ediyordu. Başka bir cin seni öldürecekmiş. Ablam sonunda yetişip motoru durdur dedi. Gözümden istemsizce yaş geldi. O nerede? Neden gelmiyor?" dedim. Yusuf gülümseyerek "Az daha sabret. Gelecek" dedi. İçim biraz olsun rahatlarken "Tamam" dedim. Vaka suresini okuduktan sonra gittiler. Aradan 3 yıla yakın zaman geçti. Ben umudumu kestim. Sonra bir hanımla konuşmaya başladık. Güzel ilerliyordu. Takı, başlık parası derken isteyene kadar ailesi 100.000 TL başlık parası istemişti. Kabul etmedim. Ayrıldık. Pandemi dönemi girdi. İşler, piyasa alt üst oldu. Ben de ehliyetim var. Gideyim bari sipariş şirketinde çalışayım diye düşünüp bir firmada işe başladım. Öyle bir insanlara denk geliyordum ki işi bırakasım geliyordu. Bir gün sipariş geldi. Yola çıktım. Devamlı gittiğim bir siteydi. Kağıtta yazan Arap bir müşterinin ismiydi. Zile basıp siparişleri kapıya bırakıp birkaç metre kadar uzaklaştım. 15 dakikaya yakın bekledim. Kapıyı açan olmadı. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşterinin kapıyı açıp ürünleri teslim almadığını söyledim. Müşteri hizmetleri dolaşamadı ve sipariş iptal edildi. Tam siparişleri aldım. Gideceğim. Kapı açıldı. Sinirle, "Arkadaş, kuş uykusuna mı yattınız? Duymuyor musunuz yarım saattir?" dedim. Kadın da bana, "Uyumuyorduk. Eve şimdi geldik" deyince bir an tüylerim diken diken oldu. Korkuyla siparişleri bırakıp çıktım. Günde 4 kez garanti sipariş geliyordu evden. Her seferinde kapı tokmağının orada 100 TL vardı. Siparişleri kapıya bırakıp arkamı döner dönmez kapı açılıyor ve poşetler alınıyordu. Bir gün yine sipariş gelmişti o evden. Kapıyı çalıp poşetleri bıraktım ama kapı aniden açıldı. Bir kadın poşetleri alırken ben de kadına bakmadan arkamı dönüp yürümeye başladım. Kadın "Allah razı olsun" dediğinde bu ses bana hiç yabancı gelmemişti. Hızlıca arkamı döndüm. Fatıma karşımdaydı. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Birkaç saniye sonra kapıya geçen sefer gördüğüm kadın da çıktı. Meğerse annesiymiş. Annesi gülümsedi beni görünce. Benimse sevinçten gözlerimden yaş geldi. Uzun zamandır böyle mutlu olmamıştım. Asansör olduğumuz kata gelince kapı açıldı. Kapıcı koridoru silerken ben de Fatıma'nın cinli ağ olduğunu unutup hal hatır sordum ve çok özlediğimi söyledim. Fatıma akşam yanıma geleceğini söylediğinde heyecanla bekleyeceğimi söyledim. Annesi ve Fatıma içeri girince ben de asansöre doğru yürüdüm. Kapıcı bana dik dik bakıyordu. Ben de kaşlarımı çatıp "Buyur dayı" dedim. Adam elindeki paspası bırakıp "Sen delimsin oğlum. Neden kendi kendine konuşuyorsun?" dedi. Benim jeton yeni düşmüştü. Onları sadece ben görebiliyordum. Gülerek adama bakıp "Dayı sen bana bakma. Ben böyle değişik biriyim" dedim. Adam sinirle söylenerek "Bir tane akıllı kurye yok ki arkadaş" dedi. Gülerek adama baktım. Fatıma'nın geleceği heyecanı ile asansöre bile binmeden merdivenlerden koşa koşa indim. Akşam bir türlü olmuyordu. İş saati bitince resmen uçarak eve gelmiştim. Eve geldiğimde yemek yiyip odama gittim. Bekle bekle gelen giden yoktu. Ardından yatağıma uzandım. Ellerimi göğsünün üzerine koydum. Sağ elimin içinde yanma oldu. Hızlıca avucuma baktım. Gördüğüm şey kınaydı. Başımı sağa çevirdiğimde Fatıma'yı gördüm. Gelmişti. Sevinçli şekilde bana bakıyordu. Benim de sevinçten kalbim fena çarpıyordu. Hızlıca kalkıp ona sarıldım. Fatıma gülerek "Evlendik artık" dedi. Merakla ona "Nasıl yani?" dedim. Fatıma heyecanla
Elindeki kınayı annem hazırladı. O yaktı ikimize. Artık evliyiz dedi. Sevinçten bir tuhaf olmuştu içim. Ne yapacağımı şaşırdım. O gece yatağımda sarılarak uyuduk. Öyle güzel bir kokusu vardı ki böyle bir kokuyu hiç duymamıştım. Sabah olduğunda anneme ayrı eve çıkacağını söyledim. Bir dünya soru sorup resmen beni sorguya çektiler. Eninde sonunda bir şekilde ikna edip evi tuttum. Eşyaları aldım. Çok sevdiğim motoru satmak zorunda kaldım. O evdeki ilk gece Fatıma yarın onların aleminden misafir geleceğini söyledi. Tamam dedim. Ertesi gün işten erken izin alıp eve geldim. Akşam namazından sonra kapı çaldı. Fatıma kapıyı açtı. İçeriye onlarca cin girdi. Kadın erkek ayrı oturduk. Yemekler, ziyafetler derken çatlayana kadar yedik. Misafirler gittikten sonra Fatıma'nın annesi yarın sabah düğün var. Hazırlan dedi. O sabah işe gitmedim. Akşam oldu. Fatıma öyle güzeldi ki anlatamam. Çok güzel gözüküyordu. Bir yere götürdü beni ama neresi olduğunu bilmiyorum. Kuzular, pilavlar, ayranlar, davul zurna. Yemyeşillik alanda kırların arasındaydık. Herkes eğleniyordu. 300-400 kişi rahat vardı. Ortalıkta her düğünde olduğu gibi yaramaz çocuklar koşturuyorlardı. Fatıma ile bir masaya oturduk. Kabile lideriymiş. Bayağı konuştu benimle. Çocuklarımız olursa onların aleminde yaşayacağını söyledi. Onların anlaşması böyleymiş. Kabul ettim. Fadıma'nın babasını sorduğumda öldüğünü söylediler. İster istemez üzülmüştüm. Yemekler yendi. Eğlenceler oldu. Düğün bittiğinde evimize geldik. Birkaç saniyelik yolculukla. Fatıma'nın yüzünde güller açıyordu. Resmen her geçen saniye daha çok aşık oluyordum ona. O gece uyuduk. Ertesi gün yine izin aldım. İşe gitmedim. O akşam eşim odaya çağırdı. Hasırdan bir bez çıkardı. Merakla o ne dedim. Bir açtı ki içinde bir sürü altın vardı. Kaşlarımı çatıp nereden aldın bunları dedim. Fatıma gülerek düğün hediyesi dedi. Şaşırmıştım. Onlarda böyle adetlerin olduğunu bilmiyordum. Daha sonra günler aylar geçti. Ben sohbetlere gidiyordum. Bir sohbette hocamız cinlerle evlilik haram dedi. Ne yapacağımı, nasıl bu evle devam edeceğimi düşündüm. Akşam bunu Fatma'ya söyledim. Bu evlilik olmaz, haram dedim. Çok ağladı. Onu bırakmamamı istedi. Ben de onu bırakmak istemiyordum ama mecburdum. Beni Yaradan'a karşı gelemezdim. 2 gün boyunca konuştum, ikna ettim. Ayrılmayı kabul etti. Tek bir şartı vardı. Beni her zaman takip edecekmiş ama ben onu göremeyecekmişim. Çaresizce kabul ettim. Çok üzüldüm, ağladım. Çok zordu ayrılmak. Birbirimizi çok seviyorduk ama böyle olması gerekiyordu. O akşam Fatıma gitti. Yapayalnız kaldım. O gece hep ağladım. 2 hafta boyunca hep aklıma geldi ama hocanın dedikleri de aklıma geliyordu. Haramdan uzak durduğum için bir nebze de olsa teselli ediyordum kendimi. Birkaç hafta sonra hocam bana bir hoca hanımdan bahsetti. Evlenmek istiyormuş. Hoca kıza beni anlatmış. Kız da kabul etmiş. Ben de el mahkum kabul ettim. Tanışıp evlenmemiz 3 ay sürdü ve şimdi 1 aylık oğlumuz var. Elhamdülillah mutluyuz. Eşime hiç bahsetmedim başımdan geçen olaydan. Bir yerlerden her zaman Fatma'nın beni izlediğini biliyorum. Gönlüm rahat. O da mutlu olsun diye hep dua ediyorum. Kendi alemlerinde çok mutlu olsun. Mevlam herkese her şeyin en hayırlısını versin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.